Merhaba güç hepini severler, ben Yankı Tansu. Bugünkü konumuz yağsız kütle, yağsız kas kütlesi nasıl hesaplanır, ne işe yarar? Şundan bahsedeyim, yağsız kas kütlenizi bilebilmeniz, yağsız kütlenizi bilebilmeniz için öncelikli olarak yağ oranınızı hesaplamanız lazım. Onun için yağ oranı nasıl hesaplanır videoma bakabilirsiniz. Dediğim gibi öncelikli yöntem biyoelektrik impedans cihazları değil, mezure ile ölçüm yöntemi. Bununla bir yağ oranı çıkacak. Basitlik olması açısından 100 kilo olduğumu varsayalım ve %20 yağ oranına sahip olduğumu düşünelim. Bu basitçe 100 kilo içerisinde %20, yani 20 kilo yağ taşıdığım anlamına gelir. Ve 100'den 20'yi çıkardığım zaman 80 kilo benim yağsız kütlemdir. Yağsız kütleden kastım kas, kemik ve diğer şeyler. Bu ne işe yarar? Normalde hesaplamalarımızda örneğin günlük kaç gram protein almamızı hesaplıyorken bizim yağsız kütlemiz üzerinden hesap yapmamız lazım. Çünkü beslememiz gereken vücut yağsız kas kütlemizdir. Yağlarımızı beslememiz gerekmez. O yüzden protein, örnek vermek gerekirse, günlük yağsız kütle çarpı 2 gram alacaksanız 80 çarpı 2 gram, yani 160 gram alıyor olmanız lazım. Neden yağlı kütleyi almıyoruz? Çünkü yağ kazanabiliriz. Aynı 80 kilo yağsız kütleye sahip kişi 150 kilo da olabilir, 90 kilo da olabilir. Ama beslemesi gereken vücut yağsız kütledir. Yağsız kas kütlesinin ikinci önemi ise şu: eğer ağırlık çalışıyorsanız, güç sporcusuysanız tabii ki kas miktarınızı arttırmak istiyorsunuz. Doğal olarak yağsız kas kütle miktarınızdaki artış kas kütlenizdeki artıştır aynı zamanda. Bu yüzden yağsız kas kütlesi, yağsız kütle önemli. Ben Yankı Tansu, Güç ve Fitness'dan sizlere seslendim. Videolarım size faydalı oluyorsa lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.